şimdi İstanbul. Hazır mıyız? Yeniden İstanbul. Tüm partili arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, kadın konudaki, gençlik konudaki meclise tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Soğuk bir havada önce Murat Çeşme pazarındaydık. Oradaki pazarımızdan sonra da Büyükçekmece çarşımıza geldik. Büyükçekmece hava güzel. Büyükçekmece değişimi isteyen, Büyükçekmece gelişimi isteyen, Büyükçekmece dönüşümü isteyen bir halkımız var. Kendilerine teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Biz de bir gün bağrına bastılar. Biz Büyükçekmece'nin çocuğuyuz. Burada doğduk, burada büyüdük. İşimiz burada, evimiz burada, aşımız burada. Burada faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz ve bundan sonraki süreçleri burada olmaya gayret edeceğiz. Büyükçekmece halkının isteklerine cevap vermeye çalışacağız. Büyükçekmece halkı neyi istiyorsa o doğrultuda talepler alacağız ve elimizden geldiğince belediye imkanlarına, belediye bütçelerine bunları gerçekleştirmeye çalışacağız diyorum. Murat Kurum'la da bir görüşmeniz oldu. Evet. Geçtiğimiz günlerde. Büyükçekmece genelinde ne konuşuldu? Özellikle kentsel dönüşümle alakalı. Şunu ifade etmek istiyorum. Murat Kurum Başkanım Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndayken takip ettiğimiz, vatandaşımızın takip ettiği, ilgiyle takip ettiği, çalışmalarından övgüyle bahsettiği bakanımızdı. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. Murat Kurum Bey çevre konusunda, dönüşüm konusunda, riski binaların yenilenmesi konusunda uzman bir ekiple çalışıyor. Gerçekten bu işi çok iyi bilen bir ekip. Büyükçekmece'nin de bu gibi işlemlere, bu gibi ekiplere ihtiyacı var. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir marifetiyle Büyükçekmece İlçe Belediye'mizle beraber Büyükçekmece'mizin birçok mahallesindeki riskli yapılarımızı, yaşlı binalarımızı inşallah dönüştüreceğiz. Bizim için önceliğimiz halkımız, önceliğimiz halkımızın güvenliği, halkımızın güven içinde yaşamlarını sürdürebilmesi. Murat Kurum Bey'le beraber Büyükçekmece'yi konuşurken Büyükçekmece'nin ulaşımını konuştuk, Büyükçekmece'nin trafiğini konuştuk, Büyükçekmece'nin kentsel dönüşümünü konuştuk, Büyükçekmece'nin sahilin peyzajını konuştuk. Yine Büyükçekmece göl havzasındaki göl havzasını değerlendirerek halkın kullanımına açılmasını konuştuk. İnşallah Büyükçekmece halkına faydalı projeleri üretmeye devam edeceğiz. 31 Mart'ta halkımızdan destek istiyoruz. Gördüğümüz bize bu desteği verdikleri yönünde. Ve 1 Nisan'dan sonra da Büyükşehir Belediyesi'ndeki imkanları da ilçemizde kullanarak Büyükçekmece halkına hak ettiği hizmetleri vermek olacak. Bundan önce Kadir Topbaş Bey zamanında buraya çok fazla hizmet verildiğini biliyoruz. Son dönemde yine 2019-2024 döneminde bu dönemin sonlarında sahilde bir proje çalışması var. Yapılanlar için teşekkür ediyoruz. Betondan ibaret bir yapılaşma var ama biz bunları çiçekle, ağaçla, toprakla, peyzajla halkın istedikleri şekilde dönüştürerek sosyal faaliyetleri, sosyal alanlarla birlikte halkımızın kullanımına sunacağız. Buyurun efendim. Efendim herkes merak ediyor. Hayırlı olsun adaylarınız. Teşekkür ederim. Başkanı kulağınıza eğildi ve bir şeyler söyledi. Evet. Herkes ne söylediğini merak ediyor. Ne söyledi Sayın Cumhurbaşkanı? Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'un her bir ilçesini ayrı ayrı biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'un her ilçesinde, her mahallesinde emeği var. Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükçekmece ile ilgili bize ifade etmesi gerektiği şeyleri ifade etti. Bizler de aldık, kabul ettik. Halkımızın destekleriyle, halkımızın çabalarıyla Büyükçekmece'ye inşallah bu noktada gereken çalışmayı sergileyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükçekmece'ye geldi. Kendine sorarsınız soruyu. Ben soruya cevap vermem kendime. Teşekkür ederim. Bir siyasi soru sorayım. Recep Erol Büyükçekmece'de şu bir gerçek bir marka isim. Rakibinizin de adayı daha belli değil. Rakip partinin adayı daha belli değil. Evet. Bu saatten sonra aday fark eder mi sizin için? Ya bizim partililerimiz sahada, bizim partilerimiz arazide, bizim partilerimiz sadece seçim zamanı değil, her dönem arazide çalışmaya devam ediyor. Bu anlamda baktığım zaman kadın kolları başkanımız yanımda, gençlik kolları başkanımız, meclis üyelerimiz yanımda. Bizim için aday kim olursa olsun bu topluluk arkamda olduğu sürece hiç fark etmez. MHP İlçe Başkanımız da geldi, sağ olsun. Günlerde Büyükçekmece Belediyesi'nin operasyonu kurdu. Bu operasyonun sonucunda belediye başkan yardımcısı, inşaat firması ve birkaç belediye çalışan tutuklandı. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Konuya vakıf mısınız? Konuya vakıfım fakat konu adliye intikal etmiş bir konu. Sayın İlçe Başkanımız da yanımda. Adliyeye intikal eden bir konuda benim burada şu anda yorum yapmam, bir şeyler söylemem
doğru olmaz diyorum. Yani konuyu biliyorum, yapılanları biliyorum. Ama benim burada bir şey ifade etmem, yargı sürecindeki bir olaya müdahale etmek olur. Yanlış anlaşılır. Yalnız şunu net ifade edeyim. O gün basın mensuplarına yapılan, sizin arkadaşlarınıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Yani bunun olmaması gerekiyor. Yine oradan bir tane hanımefendi, bir teyzemize yapılan saldırıyı da şiddetle kınıyorum. Bunlar hoş şeyler değil. Bunlar doğru şeyler değil. O zaman bizim de farklı görüşteki kişilere farklı şekilde hareket etmemizi gündeme getir ki biz bunu kesinlikle yapan bir taraf değiliz. Biz de bizden olmayanların lütfuna sarılırsak burada kaos olur. Gerçekten Büyükçekmece içinden çıkılmaz bir hale gelir. Biz gerçekten kardeşlik içinde, barış içinde Büyükçekmece seçime gitmek istiyoruz. Herkes nereye vereceğini biliyordur. Herkes hizmet yapanı biliyordur. Hizmet yaptığı ölçüde herkes oyunu alacaktır. Yapamıyorsa da 31 Mart'ta herkes sonucuna katlanacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum.